Eşit paylaşacaklar arkadaşlar. Soruda bunu söylüyor. 10 tane bir yiyecek, 10 tane bir yiyecek. Asya ve Özge diyelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane 3D yiyor Asya. O zaman normalde 7 tane daha yemesi lazım ama e, soruda ne demiş? İlk etapta bu tüm çikolatanın %40'ını yemiş. Tüm çikolata 20 olduğu için 20'nin %40'ı ne yapar? 8 tane. O zaman İçinde 3D olanlarla birlikte toplam 8 tane yemiş. 2 tane daha yiyecek. Bunu kenarda böyle not olarak yazayım. Bazı çıkmış sınav sorularında biz bu arada böyle yapıyoruz. Eskiden de böyle yaptık. Yani denklem kurmak yerine bazen hafif tablomsu bir çözüm yapmak gerekir. Tabi bunu ben size anlattığım için böyle süre oluyor ama hızlı yapmak gerekiyor bunları. Şimdi arkadaşlar 10 tane de Özge yiyecek. Özge bu arada 3D olanların hepsini yemiş. Yani 3 tane vardı 3D. Toplamda da 10 tane 3D var. O zaman 7 tane 3D yiyecek arkadaşlar burada Özge. Artık şöyle bir durum oldu. Şimdi 8 tane Aslı'ya ye yedi. 7 tane de Özge yedi. 15 tane yendi. 5 tane kaldı. Demek ki Aslı'ya 2 tane daha yiyecek ya. Kalanın 2 bölü 5'ini yerse hakkını tamamlamış olacak. Cevap D şıkkı. Bu soru arkadaşlar bence eleyici bir soru olabilir. Zor olduğu için değil ama yani rakamlar birbirine yakın. Yani hata yapma ihtimali biraz yüksek. Şimdi 7 faktöriyel elde etmeliyiz, değil mi? Öyle bir sayı olmalı ki diyor. Mesela 234'ün rakamları çarpımı 24. Bu 4 faktöriyeldir. O zaman bu balcı sayısıdır. 7 olan içlinde rakamlarından biri 7 olan bir sayının faktöriyelli olması için en az 7 faktöriyel olması lazım haliyle içinde 7, 6, 5, 4, 3 gibi çarpanları olması gerekiyor. Şimdi 7 rakamını herhangi bir şeyle çarparsak rakamlıktan çıkar sayıya döner. 5'i de arkadaşlar çarparsak öyle olur. O yüzden 7 ve 5 dursun. Şimdi geride ne kaldı? 6 kere 4, 24 çarpı 2. 48, 48 çarpı 3, 144. O zaman biz bunu en az kaç basamaklı bir şekilde yazabiliriz? Ona bakalım. 144'ü nasıl ee, daha az basamaklı yazarım 9 desek 16 desek ee, sonra burada yine sonuç olarak bu 16 bir rakama bölünmesi lazım 7 5 9 8 2 diye yazsam gördüğünüz gibi bakın şu 5 basamaklı bir sayı oldu hem de istediğim 7 6 5 4 3 2 1'in hepsi çarpan olarak var böylece 7 faktöriyeli elde edeceğiz. 75982 sayısı böylece bir e, balcı sayısı olacak arkadaşlar. B şıkkı. Tabanlar aynıysa üsler de aynı olur. Ne zaman? Üsler bir pozitif tam sayıysa arkadaşlar. Böyle olmasa logaritmadan bile çözeriz o derece. Ama burada o sıkıntı yok diyor. Merak etme basit bir soru. İçler dışlar çarpımını yap. 2 üzerine 5 üzeri Şimdi bu 4 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5'tir. Tabanlar çarpılır, üsler aynı olduğunda ya da üsler aynı olduğunda tabanlar bölünür gibi 20'yi parçaladım. Sonra bu da 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 8 oldu. Burası da 2 üzerine 5 üzeri m demek ki m arkadaşlar 8'miş. n de 10'muş. Çarpımları 80 oldu E şıkkı. MM2 sayısının 4 ile bölümünden kalan ve 5M3 sayısının 3 ile bölümünden kalan eşit olmalı. Birinci durum aslında bizi rahatlatan bir durum. 4'ten yola çıkarak hareket edeceğiz arkadaşlar. Bir sayının son basamağında 2 varsa bu sayının 4 ile bölümünden kalan ya 0'dır ya da 2'dir başka bir şey olma ihtimali yok. Çünkü zaten çift bir sayının 4 ile bölümünden kalan ya 0'dır ya 2'dir bu yüzden. Haliyle M'yi arkadaşlar 0 veremeyiz. 1 verirsek, 3 verirsek, 5 verirsek, 7 verirsek, bir de 9 verirsek bunların 4 ile bölümünden kalan 0 olur. Haliyle bunlardan şimdi 4 için yaptım bunu. Bir de şimdi 3 için yapayım. 3 için de 8 artı m olacak ya 5m 3 sayısı gördüğünüz gibi. Bunun kalanının 0 olması için m'ye kaç vermem gerekiyor? 1, sonra 4, sonra 7. Yalnız M'ye aynı sayıları verebilirim tabii ki. Burada 1 verdiğim zaman burada 4 verme hakkım yok mesela. O yüzden M'ye 1 verdiğimde ikisini de sağlıyor. M'ye 7 verdiğimde ikisini de sağlıyor. Şu an güzel bu durumu elde ettik arkadaşlar. İki tanesi için sağlandı. Gelelim ikinci duruma. M'ye arkadaşlar 2, 4, 6 ve 8 verelim şimdi de. Haliyle bu durumda kalanlar ne oluyor? 4 ile bölümünden kalan 2 oluyor. O zaman 3 bölümünden de kalan 2 olacak şekilde m'ye sayılar verelim. 8 artı m. Hangi sayıları verirsek 3 ile bölümünden kalan 2 olur arkadaşlar. 0 verirsek. 3 verirsek. 6 verirsek. 9 verirsek. İkisinde de aynı sayı ne geldi bakın 6. M'nin o zaman alacağı değer bakın 6, 1, 7, 3 tane oldu C şıkkı. A çarpı B çift olduğu halde 2A artı B tek olduğuna göre bir kere bir tam sayıyı 2 ile çarparsanız kesinlikle çifttir. Çiftle neyi toplarsak tek olur? Tek. O zaman B tekmiş. B tekse çarpımların çift olması için A da çift olmalı. Böylece bir sayının tek kuvvetinde işaret değişmez bu yüzden eksi olur. Yine bir sayının çift kuvvetinde evet pozitif olacaktır. Ve çiftle tekin toplamı burada tek olacağı için Tek işareti değiştirmez. Bu yüzden bu da yine eksi kalır. Cevap C şıkkı. Bu soru arkadaşlar biraz vakit kaybettirici bir soru olabilir. Ya şanslı bir şekilde doğru sayıları şu verilen talimatlara uyarak çok hızlı bir şekilde bulacaksınız. Ya da tek tek denemek zorunda kalacaksınız. Bir kere 1'den 9'a kadar sayı deneyeceğiz aslında. En kötü ihtimal. Burada bulduğu sonuç irrasyonel olduğu için Ahmet 1... 4 ve 9 alamayacak arkadaşlar bunun e, aldığı sayı. Çünkü irrasyonel demek kök dışına çıkamayan sayı demektir burada köklü sayılarda. Haliyle 1, 4, 9 hariç sayılar alacak. Diğer taraftan e, Berk Berk'le Ahmet'in bulduğu sayılar çarpımı da pozitif tam sayıymış. O zaman Berk'in irrasyonel olmasına rağmen demek ki Eh, Ahmet'in pardon. Berk ile çarpınca bir pozitif tam sayı elde edeceğiz. Buna uygun iki sayı düşünelim şimdi. Mesela 8 kök 8 ile 2 kök 2. Yani kutunun içine 8 koyduğumuz zaman 8 kök 8 çıkar. Yine kutunun içine 2 koyduğumuz zaman 2 kök 2 çıkar. Ve bunları çarptığımızda gerçekten 8 çarpı 2 16 ve kök 8 çarpı kök 4'tür. Evet bir pozitif tam sayı elde etmiş oluruz. O zaman bu ihtimal üzerinden gidelim. A 8 olursa. E, B de 2 olursa arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bunların bölümü 8 kök 8 bölü 2 kök 2. 1 bakalım ne elde ediyoruz? 4 çarpı kök 4. Gerçekten böyle bir sayı elde edebilir miyiz? Evet. Kutunun içine 4 yazarsak 4 kök 4 oluyor. Demek ki C de arkadaşlar buradan 4'müş. Böylece A'nın B'ye oranı 8 bölü 2 artı C toplamları 8 oldu bu şekilde A şıkkı biraz dediğim gibi sayılarla aranızın ilişkisinin iyi olması lazım arkadaşlar. Bu soruda ancak öyle rahat edersiniz. Yoksa çok uzun sürer ya da denemenin veya işte sınavda çıkarsa sınavın sonuna atmanız lazım bu soruyu. Fizik sorusu gibi arkadaşlar bu. Bulundukları yerle sayıyı çarpacağız. Yani bakın göstereyim. 1, 2, 3, 4. Tavana olan uzaklığı 4 birim. 17 ile 4'ü çarpacağız. 68 diyeceğiz. Sonra x ile 3'ü çarpacağız. 3x. Ee, 6 ile 1'i çarpacağız. 6. Ve 2 ile 2'yi çarpacağız. 4. 2x ile 1, 2, 3, 4'ü çarpacağız. 8x. 8 ile de 1, 2, 3, 4, 5'i çarpacağız. Artı 40 olacak arkadaşlar. Buna göre 68, 6 daha. 74 artı 3x. 44 artı 8x. Şimdi 30 eşittir 5x oldu. X de buradan 6 geldi. Aslında böyle kolay bir soru arkadaşlar. Söyleneni yaptık ve geldi. Aslanın elemanlarının oluşturduğu küme arkadaşlar A kümesi. Yani hemen ben size göstereyim. A kümesi K, R, A, L, I, M, N ve E. Bunlardan oluşacak. Malum aynı harften birden fazla varsa bir kere kullanıyoruz e, Bekir'in oluşturduğu kümede A ama diğerlerini bilmiyoruz. Şimdi burada bir bilgi vermiş. Bekir'in oluşturduğu küme ile KRE'nin kesişimi sadece bir elemanlıymış. O zaman Bekir'in seçtiği kümede ya K var ya R var ya E var. Sadece bir var arkadaşlar. Buna göre bakalım şimdi. Diyeceğiz ki KRE'den sadece biri girebilir bu kümeye. Üçün birlisi. Sonra KRE'yi sildim artık. 1, 2, 3, 4, 5. A zaten var onu da silelim. Onun da kesinlikle olduğunu biliyoruz. O zaman L, I, M, N. Bunlar arkadaşlar olabilir. Hiç olmayabilir. İki tanesi olabilir. Biri olabilir. 3 olabilir. Yani L, I, M, N'den oluşturabileceğiniz tüm alt küme sayısı her zaman 2 üzeri N'dir. Yani burada da 2 üzeri 4'tür. Bu yüzden K, R, E'den sadece birini seçtiğimiz L, I, -m -n'den de istediğimiz şekilde seçtiğimiz veya seçmediğimiz tüm alt küme sayısı 2 üzeri 4 olduğundan cevabımız 16 çarpı 3 48 olur. D şıkkı. Bu tarz sorularda doğru yerden başlamanız lazım arkadaşlar soruya. En kolay yerde bakın burada 1 olduğu için maviler çarpımları gösteriyordu. O yüzden buraya ancak 1 ve 1 yazabilirsiniz. Sonra 20'yi elde etmek için bakın Buraya 5 yazabilirsiniz. 4 çarpı 5 çarpı 1 20'dir. Şimdi 7'yi elde etmek için ne yapacağız? Haliyle burada 5 faktöriyelde 7 olmadığı için tabii ki burası 1 olacaktır. O zaman buraya da 7 kalır gördüğünüz gibi. 6 olan bir sütunda satırda 31 elde etmek için 5 faktöriyelden de yararlanırsak 24 çarpı 5 120 eşittir. Buraya o zaman ben 24 yazarım. Buraya da arkadaşlar 1 yazarım. Toplamları 31 olur gerçekten. Şimdi şu sütunun çarpımı 24 olması için buraya 1 kalır. Böylece toplamları 3 olması için 1 ve 1 yazarım arkadaşlar. Çünkü 0 yazarsam bu sefer çarpımları 0 olur. O yüzden herhangi bir satır veya sütuna 0 yazmıyorum. Böylece 28'e elde etmek için buraya da 1 kalacak 120 olması için 4 7 oldu bakın. Haliyle şu yeşilin olduğu yerin toplamı 7 7 14 artı 4 artı 2 20 oldu arkadaşlar A şıkkı. Güzel bir soru arkadaşlar uzaklık kavramı ile ilgili. Şimdi B'nin 3'e olan uzaklığına A diyelim. Uzaklık negatif olmaz biliyorsunuz. Buraya da B diyelim. Şu an A, B arası A artı B birim. Eşit uzunlukta demiş A, B, B, C, C, D için. Çünkü A, D arası B ve C tarafından 3 eşit parçaya bölünüyor. Böylece buraların uzunlukları da A artı B, A artı B, A artı B oldu. Şimdi diyor ki A ve B sayısının 3 sayısına olan uzaklıklarının toplamı. A'nın 3 sayısına olan uzaklığı B. B'nin 3 sayısına olan uzaklığı A arkadaşlar. E, bunların toplamı C sayısının 3 sayısına olan uzaklığının 3'te 2'si. C sayısının 3 sayısına olan uzaklığına bakın 2A artı B. Bunun arkadaşlar 3 bölü 2'siymiş bunlar. İçler dışlar çarpımı 3A artı 3B eşittir. 4A artı 2B. Böylece 2B eşittir A geldi. Güzel. Artık D eksi 3 ne biliyor musunuz? D'nin 3'ü olan uzaklığı işte. Orası da arkadaşlar 3A artı 2B. Yani B gördüğüm yere A yazarsam aslında 5A. Sonra B eksi D'ye gelelim. B eksi D ne? B ile D'nin uzaklığının eksiyle çarpılmışı. Çünkü B daha solda D daha sağda. O zaman 2A artı 2B değil de eksi 2A eksi 2B diyeceğiz. B'den D'yi çıkardığımız için. Burası da arkadaşlar eksi 2A eksi 2A'dan eksi 4A oldu. Böylece eksi 5 bölü 4 C şıkkı. Son iki basamı, son basamağı aynı olan bakın CC var burada. O zaman iki tane sayının bakın son basamakları birler basamağı aynı. Demek ki o zaman C1'miş. Yine onlar basamağı aynı olan iki tane sayı var. Onlar basamağı aynı olduğu için bakın burada D4 oldu. Demek ki A da buradan yüzler basamağı aynı olan iki sayı olduğu için 2 olacak. B'ye de tabii ki mecburen 3 kalacak. A ile B'nin toplamı 5, C şıkkı. Soruda dikkat edeceğimiz yerler 1, bir, birbirinden farklı tam sayılar diyor. 2, aritmetik ortalama 8.5. 3, medyan değeri 8.5. 4, e, farklı gruba ayırdığımızda da 1, 2, 2, 3 ile doğru orantılı olması. Şimdi bakın bunların toplamı nedir? Aritmetik ortalama ile kişi sayısını çarparsak kişi sayısı da 16 olduğu için bu bize bunların e, ağırlıkları toplamını verir arkadaşlar. Haliyle 8.5 çarpı 16, 16. Ee, toplam ağırlıkları aynı zamanda 1, 2, 2, 3 ile doğru orantılıymış bunları dörderli dörderli ayırıyoruz. K, 2K 2K ve 3K şeklinde topladığımızda 3, 4 daha 7, 1 daha 8K 8K eşittir 8.5 şöyle yazayım 17 bölü 2 çarpı 16 bunlar sadeleşti böylece K 17 oldu arkadaşlar. Demek ki bir grup 17, bir grup 34, diğer grupta 34, son grupta 51 olacak yaşları toplamam. Bir de burada şuna dikkat etmek lazım. Yaşları birbirinden farklı diyor ya. Bunlar arkadaşlar birden 16'ya kadar olan sayılar olsa. Şu dikkatimi çekti çünkü şurada. Birden 16'ya kadar olan sayıların toplamı 16 çarpı 17 bölü 2'dir zaten. Demek ki bu sayılar, bu ağırlıklar birden 16'ya kadar ardışık sayılarmış. Haliyle toplamları 17 olması için E şıkkına dikkat edin. Herhangi bir çocuğun ağırlığı 12 olursa bunlar 4 kişi. Kalan 4 tane çocuğun nasıl yaşları toplamı 5 olacak? Herhangi 3 sayının toplamı 5 yapıyor mu? 1, 2, 3 deseniz bakın birbirinden farklı en küçük 3 sayıda toplamları 6 geliyor. Birbirinin aynısı olma ihtimali yok. Rakamları birbirinden farklı demiş. Bu yüzden 12 veremeyiz. E şıkkı. Çünkü 12 verdiğimizde Rakamları farklı ve 3 tane sayı olacak şekilde toplamı 5 olan sayı bulma imkanımız yok. Verilenleri yukarıdan nota edelim. Sağa doğru kaydırırsa bir sonraki fotoğraf. Kaç kere sağa kaymış? 2 kere. O zaman artı 2 diyelim. Sonra sola doğru kaydırırsa 2 önceki fotoğraf. Sola doğru kaydırdığı sadece bir tane var. O zaman burada da eksi 2 diyeceğiz arkadaşlar. Yukarı doğru kaydırırsa 6 önceki diyor. Eksi 12 olacak. 2 kere yukarı kaydırılmış. Aşağı doğru kaydırmada 1 kere yani 9 sonraki fotoğraf. Toplamda o zaman eksi 3 oldu. Yani başlangıçta x'inci fotoğrafta olsun. 3 geriye gittiğinde 78'e ulaşmış. Başlangıçta demek ki 81 numaralı fotoğraftaymış C şıkkı. Sorudaki önemli durum şu arkadaşlar. 51 günlük zayıfla, zayıflama programı uygulanırken bir kere 51'i 7'ye böldüğümüz zaman 7 kere 7 49 kalan 2 gün var. Bakın şimdi 7 hafta boyunca bunlar programa devam edecekler bir de artı 2 gün. 7 hafta olduğu için muhakkak herkese her hafta cumartesi ve pazar denk gelecek. Haliyle cumartesi ve pazar denk geldiği için kalan günlerde zaten biner kalori alıyorlar. Cumartesi pazarda 2000 er kalori alınca hepsi aynı almış oluyor. Yalnız bunlardan bir tanesi son 2 gününü cumartesi pazar olarak alırsa diğerlerinden daha fazla kalori almış olur. Buna göre kalan 2 günü cumartesi pazar olan kişiyi bulacağız. Bu da arkadaşlar Emine olacak. Neden? Emine başladığı gün cumaysa bitirdiği gün 51'i 7'ye böldüğümüz zaman 7 kere 7 49 kalan 2 olduğu için 2 gün sonrası cumartesi pazar olur. Böylece şunu anlarız. Aynı gün hiçbiri diyet programına gelmediğine göre demek ki arkadaşlar diğerleri cumartesi pazar harici günler kullanıyorlar son gün haklarını. Emine ise cumartesi pazar kullandığı için diğerlerinden biner kalori daha fazla almış olacak bu iki günde. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. Soruyu nasıl, nasıl olsa anlattım. Mesela bir de yanlış bir örnek vereyim size. Diyelim Cenk olsun. Bakın Cenk 51 gün sonra ne zamana denk gelecek? 51'i 7'ye böldüğümüz zaman 7 kere 7 49 kalan 2. İlk geldiği gün arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba. Yani perşembe ve cuma gelmiş olacak. Zaten dediğim gibi kalan 7 haftada muhakkak 2 kere bir cumartesi bir pazara herkes denk geldiği için önemli olan bu son iki gündü. Mesela bu son iki gün arkadaşlar perşembe cuma gelmiş oldu ve zaten normal herkesin aldığı biner kaloriyi almış oldu. Çocuklardan ilk ikisine C1, C2 diyelim arkadaşlar şimdi. C1 artı C2 annenin yaşına eşitmiş. C3, C4, C5 diyelim diğer 3 çocuğa da. Bunların yaşları toplamı da B'ymiş arkadaşlar. Şimdi o zaman artık 5 tane çocuğun yerine A artı B diyebiliriz. Taraf tarafı topladığım zaman bakın bunların yaşları toplamı A artı B oluyor. Ve anne baba bunlarda da A Toplam insan sayısı 7 olduğu için aritmetik ortalama AB artı AB bölü 7 oldu. Bu baba anne hariç yaşlar toplamına eşitmiş. A artı B artı B. Anne hariç bakın. 6 kişi çocukların 5 kişi olduğunu unutmayın. Böylece buradan içler dışlar yaptığımız zaman 7A artı 14B eşittir. 12A artı 12B. Böylece 7A 12A 5A oldu. Eşittir 2B arkadaşlar. A'ya 2M diyelim. B'ye de 5M diyelim. Çocukların yaşları toplamı a artı b olduğu için 7m olacak. Bunların aritmetik ortalaması 7m bölü 5 gelir. Ailenin yaş ortalaması da arkadaşlar 2a artı 2b olduğu için onlar yerine de 2a artı 2b bölü 7 de ailenin yaş ortalaması. A gördüğüm yere 2m yazarsam 4m. B gördüğüm yere 5m yazarsam burası da arkadaşlar 10m bölü 7. Dolayısıyla burası da 14 m bölü 7'den 2 m oldu. Sadeleşir m'ler böylece 7 bölü 10 0.7 oldu D şıkkı. Dakika, saniyeden dakikaya geçerken arkadaşlar dakika değişiyorsa bir el daha çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Ve yine saatte de değişiyorsa bir el daha çıkıyor. Bu yüzden şuna dikkat edeceğiz. Normalde özel bir durum olmasaydı 3 çarpı 60 180 180 saniyede arkadaşlar 180 kere bu saniyede el çıkacaktı. Ancak 5 saniye sonra 21, 59, 00 olduğunda burada bir el 58'den 59'a geçeceği için de bir el daha olacak. Yani artı bir el fazladan çıkacak böylece. Sonra 22, 00, 00 olduğunda bir el burada zaten var onu saydık. Ekstra burası bakın 22.00 olduğu için buradaki el değişecek 59'dan 0'a. Burası da 21'den 22'ye geçeceği için bakın artı 2 elde orada görünecek. Bir de 23 22 0, 1, 0, 0 olduğunda burada arkadaşlar yine aynı şekilde el ekstradan görünecek dakika değiştiği için toplamda 184 kez el görmüş olacağız. D şıkkı. Tekrardan 22.02'ye geçmeyeceğimiz için onu da söyleyeyim. 22.01 e, 3 dakika sonra 22.01 55'te duracağımız için tabii ki 22.02'ye geçseydik bir artı bir daha el görürdük ama artık 184'te duruyoruz. Birinci karınca arkadaşlar 120 saniye 1 dakikada çünkü 80 bölü 80'den 1 dakikada yol alıyor. İkinci karınca ise 40 bölü 20'den arkadaşlar 2 dakikada yol alıyor. Şimdi çizgisel yapacağım bunları. Bakın A, C. Sonra diğerine geleceğim. Burada da B. Şöyle tam ortası D olsun. Burası 40 metre. Burası 40 metre. Bunun da burası 40 metre. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Hızlı olan 30 saniyede buraya geliyor. 30 saniyede buraya geliyor. O zaman bir 30 saniye daha geçerse 90. saniyede şöyle D'nin hizasında. Gelelim şimdi yavaş olana. Yavaş olan için de 30-30-30 böleyim böyle. Çünkü 120 dakikada gidiyor ya. 30. saniyede yolun dörtte biri. 60. saniyede yolun işte yarısı. Sonra arkadaşlar 90. saniyede de şöyle aslında böyle bir yerde gördüğünüz gibi bir K noktasında. Şuna dikkat edeceğiz. Burada hizalı yapayım bakın artık. K noktasında yavaş olan. D üstü dedik ya sanki bunlar arkadaşlar aynı yerdeymiş gibi düşünelim. Çünkü birbirlerine doğru gelecekler. Nasıl olsa düşey doğrultuda şöyle bir yerde hizalanıyorlarsa aynı düzlemde düşünürsek. K ve D'den birisi D'den yola çıktı birisi K'dan yola çıktı olarak düşüneceğiz. Ve e, 4 eşit parçaya böldüğüm için arkadaşlar bu yolu o zaman burası 10 metre. Neden 4 eşit parçaya böldüm? 120 saniyede alıyor ya. 30 saniye, 30 saniye, 30 saniye, 30 saniye yapayım ki dedim. Böylece 90. saniyede bunun geldiği yeri bulmuş olayım. Haliyle 90. saniyede şu an ikisi böyle bir yerdeler. Bunlar birbirlerine doğru geliyorlar. Kaç saniye sonra buluşurlar ona bakalım. Birinin hızı 20, birinin hızı 80. Toplamları 100. T saniye sonra daha doğrusu T dakika sonra pardon. 10 metrelik bir yol alacaklar toplamda. O zaman 1 bölü 10 dakika olur arkadaşlar. 1 bölü 10 dakikada kaç saniyeye karşılık gelir? 6 saniyeye karşılık gelir. Bakın 90. saniyede buradalardı. Bir 6 saniye daha geçtiler ve birbirlerine doğru gelmiş oldular. Aynı hizada oldular. Bir nevi karşılaştılar arkadaşlar. C şıkkı. Soru çok kolay bir soru olmadığı için arkadaşlar yapmam gereken veya yapmam gereken demeyeyim ama biraz işimi kolaylaştıran dakikaları bölmek kendi içinde zaman dilimlerine ve bunları sanki aynı yol üzerindeymiş gibi düşünüp birbirine doğru gelen araçların karşılaşmasına bağladım bakın en sonunda. Burada akla şu soru gelebilir. Hani neden hocam illa 90. saniyeye bağlamak istediniz? Aslında soru beni oraya götürdü. 30 saniye, 30 saniye hareket ettim. Birinci dakikada hala bu daha yolun yarısını aldığı için bu D hizasına yani aslında bunun bitişinin hizasına bir gelsin. Acaba kaçıncı saniye oluyor dedim. 90. saniyede olduğunu gördüm burada. Ve böylece birisinin bitişi diğerinin de böyle 30. metrede olduğu yere gelmiş oldu. Haliyle birbirine doğru gelen iki araç gibi oldu soru. Birisi 4 saniyede bir tane yerleştiriyor. Diğeri de arkadaşlar 3 saniyede yerleştiriyor. O zaman buradan şu sonucu çıkarmanız gerekiyor. Bakın bu hızları yerleştirme saniyeleriyle ters orantılı olacak. Bunun hızı 3v ise bunun hızı 4v olur daha hızlı yerleştirdiği için. Bir de hızlarıyla yerleştirdikleri miktar orantılıdır. Yani bu 3v hızına sahipse 3x tane yerleştirir. Aynı anda 4v hızına sahip olan da 4x tane yerleştirir ve toplam 91 birimlik bu düzeneyi arkadaşlar 3x tanesini barış yerleştirmiş olur. 4x tanesini de e, diğerinin adı neydi? Orhan yerleştirmiş olur. Böylece 7x eşittir 91'den x 13 olur. Bu şu demek 39 tanesini barış 42 tanesini Ay Orhan yerleştiriyor arkadaşlar. Ve burada şunu söyleyeceğiz. İşçi problemi mantığı aslında. Hızlarla doğru orantılıdır yapılan iş miktarı. Bu yüzden toplam iş miktarını hızlarıyla orantılı bir şekilde paylaştırmalısınız. Burası önemliydi. Böylece artık 39 taneyi barış nasıl yerleştirecek arkadaşlar? 2 sarı 3 yeşil şeklinde. O zaman 39'u 5'e bölelim. Çünkü her seferinde 2 3 2 3 2 3 gidiyor. 7 kere 5 35 olur. 4 tane kaldı. Bu bizim için önemli olacak. Bunu ayıralım. 7 seferde 7 paket 2, 3, 2, 3 olarak düşünün. O zaman yeşillerden 7 çarpı 3 21 tane olacak. Ancak en son olduğunda 2, 3, 2, 3 yerleştirdiğinde son durumda arkadaşlar 4 tane kaldı ya 2 tane sarıyı yerleştirir. Sonra arkadaşlar 2 tane daha yeşil yerleştirir. Zaten hakkı biter. Demek ki burada 2 yeşil daha yerleştirecek. Toplam 23 tane olacak B şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için arkadaşlar şu 1 bölü 3 mevzusundan dolayı her bir arkadaş 3x'er para versinler. 3x çarpı 11'den 33x tane 33x lira para ödeyecekler. Yalnız 4 tane arkadaş 3x değil de ancak bunun 3'te birini veriyor. Yani x lirasını. Kaç kişi bunlar? 4 kişi. O zaman 4x lira verebiliyorlar. 4x lira verdikleri için de toplam 33x verilmesi için Geriye kalan 29x'i 7 arkadaş eşit paylaşıyorlar. Ama ilk seferde herkes 3x'er alacağı için kendi başına e, hediye miktarını dolayısıyla olması gerekenden 16 lira daha fazla ödüyorlar. Böylece çıkarınca 8x bölü 7 eşittir 16 oldu. X ile sadeleştirdiğimiz zaman 14 oldu. Demek ki gerçekte 33 çarpı 14... 462 TL'lik bir hediye alacaklarmış E şıkkı. Başlangıçta X tane yolcu olsun arkadaşlar. Birinci durakta kendisi kadar yolcu alacak X. 6 taneyi de bırakacak ve burada 2X-6 yolcu olacak artık. İkinci durakta 2X-6 kadar alacak ve 6 tane bırakacak arkadaşlar. O zaman artık burada da 4X-18 oldu. Üçüncü durakta 4x-18 kendisi kadar alacağı için 2 katına çıkacak ama 6 çıkartacağız. 4x, 8x, eksi 36, eksi 6 daha 8x, eksi 42 olacak. Ve dördüncü durakta kendisi kadar alacağı için 2 ile çarpıyorum. Bir de her zaman 6 tane yolcuyu bırakıyor. Böylece 8x, eksi 90 oldu ve son olarak 150 tane yolcu var. 8x eşittir 240. X de buradan arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. 8x'in 2 katı 16x olacak. 16x eşittir 240. Şurada 2 ile çarpmayı unutmuşum. O yüzden düzelttim. 16x eşittir 240. X eşittir 15. Demek ki başlangıçta 15 yolcu varmış. Rakamları toplamı 1 artı 5'ten 6 A şıkkı. Sınıf mevcuduna S diyelim arkadaşlar. S eşittir 12K. Sonra Almanca artı Rusça 3K diyelim. Ve Rusça artı Korece 5K diyelim. Bir de Fransızca seçenler Rusça seçenlerin 3 katı. Şimdi R cinsinden yazarsak sanki böyle daha az bilinmeyen olacak arkadaşlar. Rusça'yı seçenler Rusça. R artı e, A artı R yani burada A yerine 3k eksi R yazayım Almanca yerine, sonra Korece yerine arkadaşlar 5k eksi R yazayım, Fransızca yerine de 3R yazayım. Bunların hepsinin toplamı 12k arkadaşlar. 3k 5k 8k oldu. Ee, burada eksi R artı R birbirini götürdü. 8k artı 12R eşittir 12k 2R eşittir 4k'dan R arkadaşlar 2k geldi. O zaman Rusça 2K, Korece 3K, Almanca 3, e, kdan 2K'yı çıkarırsak Almanca da arkadaşlar K olacak ve e, buradan Fransızca da 3 katı olduğu için 6K olacak. Gerçekten toplayınca bakın 12K yapıyor. Korece seçenler 3'ün katı bir sayı olması lazım. Şıklarda zaten sadece 12 var arkadaşlar D şıkkı. Burada arkadaşlar her türlü durumda bakın birinci durumda da ikinci durumda da siyah parça en küçük olmuş. Demek ki siyah parça bunlardan küçük. Birinci öncül doğru. Ama Hasan'a göre bakın mavi kırmızıdan büyük. Emre'ye göre kırmızı maviden büyük. O zaman bunların büyüklükleriyle ilgili yorum yapamayacağız. Dolayısıyla 3 soru işareti. Bu kesinlikle yanlış çünkü kırmızı ve mavinin siyahtan daha büyük olduğunu her iki durumda da anlamış olduk arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Ardışık olanlar ve 1 ve 5 yan yana olanlar yanacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bakın 1, 5 yan yana o zaman yanar. 1, 2, 3, 4 ardışık olduğu için yanar. 4, 5 yine ardışık olduğu için yanar. Bu tarafta 4, 3, 2, 1 ardışık olduğu için yanar. 1 ve 5 yan yana olduğu için devam eder. 5 4 3 2 1 ardışık olduğu için yukarıya doğru da 5 4 3 2 ardışık olduğu için. Şimdi gelelim şuradan devam edelim. Orayı da unutmadan. 1 5 yan yana olduğu için böyle yanar. Sonra ardışık oldukları için yanarlar. Burada böyle durur mavi kısım ve gördüğünüz gibi 2 3 4 ve 3 yanmadı arkadaşlar. Toplam 4 tane B şıkkı. Bir kere arkadaşlar bunların hepsinin toplamı sonuçta %100 yani 20 artı a 25 artı a artı 15 eşittir 100. Böylece arkadaşlar a buradan bakalım bir 2a 40 oldu a da 20 geldi. Güzel o zaman 20 artı 15'ten buranın artık %35 olduğunu biliyorum. Haliyle kaç tane olduğunu bilmiyorum toplam bilye sayısının x diyelim. x'in 35 bölü 100'ü 21'miş. Böylece arkadaşlar bunlar sadeleşir. 3, 5 yani x 60'mış. O zaman 60'ın %20'si yani 5'te biri 12. 60'ın %25'i yani 4'te biri 15. 15 eksi 12'den de 3 oldu arkadaşlar. Farkları B şıkkı. Sıralama sorusu ile ilgili bence iyi güzel bir soru arkadaşlar bu. Çünkü genelden hani bilet kuyrukları falan filan. Bu da aynı mantık bilet kuyruğu değil de kitap sıralaması demiş. Çok önemli değil ama Burada sayılar belli olmadığı için bizim tek tek olayı görmemiz gerekir. Yorum yapacağım. Normal öğrendiklerimizden yorum yapmalıyız her zaman. Diyeceğim ki A'nıncı kitap olsun baştan. O zaman önünde kaç kitap vardır? A-1 kitap vardır. Arkasında şu an kaç kitap olduğunu bilmiyorum. Şimdi şu yorumdan yola çıkacağım. Eğer bu 8 kitabı geçerse A'nıncı kitap 8 kitabı geçerse önünde A-1 kitap vardı. O zaman 8 kitabı geçtiği için Artık önündeki kitap sayısı da 8 azalır. A eksi 9'a düşer. Sonra arkadaşlar arkasındakilere gelelim. Diyor ki bu kitap bu durumda tam ortada oluyor. Tam ortada ne demek? Solunda ve sağında aynı sayıda eleman var demek. O zaman ikinci durumda bu birinci durum olsun. İkinci durumda böylece arkadaşlar önündeki ve arkasındaki kitap sayısı A eksi 9, A eksi 9 oldu. Bu bize neyi söylüyor biliyor musunuz? Toplamda önü ve arkasında 2A-18 kitap varmış. İster 6 önüne geçsin, ister 5 arkaya düşsün, sıralamada geriye gitsin, öne gitsin. Her seferinde belli olacak ki artık toplamda ön ve arkasında 2A-18 kitap var. Buna göre o zaman bu durumda kitabı 10 kitap geçerse yani önünde A-1 kitap var ya gerçekte ilk durumda bakın. Artık şunu anlamış oluyoruz. A'nıncı kitap olduğu için önünde A-1 kitap olduğundan toplamda da önü ve arkasında 2A-18 kitap olduğundan bunun ilk durumda arkasında A-17. kitap varmış. Onu yine karaladım çünkü A'nıncı kitap olması bizim için şu an çok bir şey ifade etmiyor. Böylece arkasındaki ve önündeki kitapların sayısı bu. O zaman 10 kitap bunu göçerse önündeki kitap sayısı A-1-10'dan A-9'a çıkar. Arkasındaki kitapta 10 azalır. A eksi 27 olur. Şimdi bu kitap burada duruyor. Böylece önündeki kitaplar arkasındaki kitapların sayısının 3 katıymış. Yani A artı 9 eşittir. 3 A eksi 81. Böylece A 2 A eşittir. 90 A 45 oldu arkadaşlar. A 45 olduğu için de şimdi şuraya geri dönebiliriz. Başlangıçtaki duruma. 45 1 önünde 44 kitap var. 45 27 arkasında 20, 17, 28 kitap var. Bir de kendisini unutmayalım. Bu da A'nın kitaptı ya. Yani 45. kitap baştan. Böylece 44, 28 daha 72. Bir daha 73 olacak arkadaşlar. E şıkkı. Başlangıçta kimin kaç tane alacağını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Son durumda hepsi 48, 48, 48 alıyor. Ve bakın şimdi en küçük kardeş 1 bölü 3'ünü verince yani bunda k kadar olsun. 1 bölü 3'ünü verince bunda 2k bölü 3 kalır. 2k bölü 3 48'e eşit. Bu yüzden k buradan sadeleştirirsek 24 oldu. E, 24 mi oldu pardon 72 oldu. Böylece 72'nin 1 bölü 3'ü. Kaç yapıyor? 24. Demek ki 24 vermiş. Kime? Bu ortancaya. Ortancada da şuna dikkat edeceksiniz. Şu an 48 yok bunun. Ortancanın kaç tane olduğunu bilmiyoruz. 24 tane küçük kardeşten aldı. Bu da 3 bölü 4'e düştü. Çünkü 1 bölü 4'ünü verdi. 3 bölü 4'üne düştüğünde 48 oldu bununki de. Böylece 16 çarpı 4 64. O artı 24 arkadaşlar 64 olduğundan o 40 oldu. Yerine yazarsak 64'ün 3 bölü 4'ü demek ki arkadaş şey 1 bölü 4'ü pardon 64'ün 1 bölü 4'ü 16. Bu da 16 tane vermiş böylece büyüğün 48 olmuş. Yani 48 eksi 16'dan başlangıçta en büyüğe 32 tane verilecekmiş arkadaşlar D şıkkı. Açıklık değeri en büyük ve en küçük değer arasındaki fark. Bunlar zaten küçükten büyüğe sıralanmış. 15 6'dan böylece açıklık 9 arkadaşlar. Açıklık medyan yani ortanca değere eşitmiş. O zaman ortanca değer zaten direkt y. Demek ki y 9. Şimdi arkadaşlar tam sayılardan oluştuğu için x ya 6'dır ya 7'dir. Tamam mı? Haliyle x 6 olursa y zaten 9. Z mecburen 14 olacak. Tekrarlı başka hiçbir terim yok çünkü. Buradan da toplamların alabileceği değer 29. Şıklar da yok sorun yok. O zaman X7 olsun. X7 ise zaten Y değişmiyor 9. Z de mecburen 14 olmak zorunda. Böylece arkadaşlar 14, 7 daha 21, 9 daha 30 oldu. D şıkkı. Kadınların %40'ı elektrikli demiş. Kadın sayısı zaten belli 120'nin. %40'ı 48 kişi olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim bu kaç kişi elektrikli cevabını vermiş. Toplam 240 insan var. 165 bölü 360 olacak bunun. Çünkü 360 derecenin 165'inde elektrik var. Böylece buradan da sadeleştirirsek 2 bölü 3. 3 ile sadeleştirirsem 55 çarpı 2'den 110. 110 elektrikli cevabı gelmiş. Bu ne demek? 110... Eksi 48'den 62 tane de erkek arkadaşlar elektrikli demiş D şıkkı. Fonksiyon olması için arkadaşlar bir grafiğin olması gereken şey şudur. E, reel sayılardan reel sayılara diyor. Yapmanız gereken düşey doğrular çizmek. Düşey doğrular grafiği sadece bir noktada kesmeli. Bakın burada kesiyor ama burada kesmiyor. Tam sıfırda bakın boşluğa düşüyor. Kırmızı doğru grafiği kesmemiş oluyor. O yüzden bu fonksiyon olmaz. Burada çizdiğiniz düşey doğrular grafiği hep bir noktada kesiyor. Reel sayılarda bakın eksi sonsuzdan artı sonsuzdan ne kadar çizerseniz çizin hep grafiği keser. Bu yüzden fonksiyon buradaysa bakın şurada grafiği hiç kesmiyor. Burada da iki noktada kesiyor. Bu yüzden fonksiyon olmaz. Yalnız iki B şıkkı. Ardışık iki bölmede bulunan sayıların toplamı tekse o zaman birincisi tek, ikincisi çift, üçüncüsü yine tek olabilir. Ya da birincisi çift, ikincisi tek, üçüncüsü çift olabilir arkadaşlar. Buna göre e, bize rakamları farklı falan demiyor. Tekler üç tane, çiftler üç tane, yine tekler üç tane olmak üzere istediğim üç sayıdan birini, istediğim üç sayıdan birini, istediğim üç sayıdan birini yazarım. Burada da aynı şekilde üçten birini, yine üçten birini ve yine 3'ten birini yazabilirim. Dolayısıyla toplam 54 tane durum vardır arkadaşlar D şıkkı. Siz bir doğruyu arkadaşlar 10 derece döndürürseniz bakın şöyle çivi sabit olan yerden 10 derece döneceği için aslında burası da dönmüş olur. Yine sarı doğruyu da 50 derece demişti değil mi? 50 derece döndürürsek böyle olur arkadaşlar. Yani yeni durumda 80 50 daha 130, 10 daha 140 derecelik bir açı oldu. Yeni durumda bakın beta dış açıydı. Yeni beta üstü olsun. Bu da işte arkadaşlar dış açıydı alfa. Bakın burası. Haliyle dış açılar toplamı 360 olduğu için alfa ve betanın yeni açılarına toplam olarak 320 kalır arkadaşlar. Çünkü dış açılar 360 derecedir. A şıkkı. Bende arkadaşlar burası e, e, siyah olarak görünüyor ama yeşilden kasta herhalde burası e, çok hani aşırı derecede mühimi olmayacak gibi ama e, yeşil burası veya burası bendeki görüntüye göre yapayım sonuç olarak çok bizi hani aşırı derecede sıkıntıya sokmayacak önemli olan zaten şunu görmek burası 16 e, tam ortasına indiğine göre ikizkenar skener üçgen olacak arkadaşlar 8 8 olacak böylece. Çevresi 50 olduğu için 34, 17, 17 olur. 8, 15, 17 üçgeni olur. Toplamda zaten AB doğrusunun çerçevenin altındaki doğru yolun uzaklığı 23 olduğu için E'nin de uzaklığı 23 eksi 15'ten 8 olur arkadaşlar. D şıkkı. 11 santim verilmiş arkadaşlar burası bakın. 11. Şunun bu kenarı 2 birim olduğuna göre burası 2. O zaman 9 birim olur. Şimdi şöyle tam böyle karşı kenarın orta noktasına birleştirirsem yine burası 9'dur. Ve e, şu yüksekliğe geldiğimiz zaman toplamda uzunluk 6 olduğu için arkadaşlar burası da 6 olacak. Böylece 6, 36, 9, 81 kare kökünü alırsak 3 kök 13 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Bu arkadaşlar yamukta böyle öğrettiğimiz ezber bir soru tipinin çözümü gibi. Söyleyeyim bakın. Şöyle dik kesiştiği zaman bir yamuk çizeyim. A, E, B, C dik yamuğunda köşegenler dik kesiştiğinde şöyle bir paralel çekiyorum. Bu şekilde paralel çekince karşılık kenarlar birbirine eşittir 5. Zaten dikdörtgenden dolayı 8 arkadaşlar. Bakın dikten dikindiği için şu CB yani X öklitten x kare eşittir 5 çarpı 8 40 oldu. x buradan 2 kök 10 oldu. Böylece benzerlikle uğraşmadan sayılar da kötü gelir çünkü bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. 80 derece döndürdüğünüz zaman şu A olsun, bu B olsun, bu da C olsun. 80 derece döndüğünde bu 80 derecelik bir yay tarar. Yine bu 80 derecelik bir yay tarar ve C'de 80 derecelik bir yay tarar. Sonuçta 2 pi 80 bölü 360 çarpı R'den 3 tane olur. Ve bunların toplam uzunluğu 16 pi denmiş. Bu yüzden bakın buradan R 12 olacak. R 12 olduğunda en yakın olan noktasının uzaklığına bakalım şimdi. Bunları gördük. E, bu uzaklık 15 santim verilmiş. Şu arkadaşlar sivri uç buraya geldiği zaman şöyle olduğunda hatta onu farklı bir renkle gösterelim. Şuraya geldiği zaman arkadaşlar burası 12 santim toplamda 15 santim verildiği için 3 santim kalacak. B şıkkı. Bir düzgün beşgende kenar ortay sadece düzgün beşgende var bu üçgende yok. Kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir ve açı ortaydır arkadaşlar herhangi birini bile verse diğerlerini vermiş olur. Böylece EP, PA'nın iki katıysa tabii ki düzgün beşgenin kenarları birbirine eşit. Burası da 3A olur. Böylece açı ortay bilgisi 2A'nın 3A'yı oranı, 4'ün x oranı, kenarlar oranı, parçalar oranıydı. X eşittir 6, B şıkkı. Hatalı kesim yapmış arkadaşlar. Bakın normalde DE boyunca şöyle düzgünce kesmesi gerekirken bu yanlışlıkla kaydırmış 30 derece. Şöyle. 30 derece kayınca EF'ye doğru kaymış. Yani şu alan fazla çıkmış. EF'nin uzunluğu 12. Buraya x diyelim. 12 çarpı x bölü 2 fazlalık kısmı 18 verilmiş. 12 çarpı x bölü 2 tabi sinüs 30'a ekleyeceğiz. Sinüs alan formülü eşittir. Onu da yazayım. AB bölü 2 sinüs alfadır arkadaşlar alan sinüs alanda. Bu da 18'e eşit verilmiş. Böylece sadeleştirelim. 6'ya bölelim. 3, 6'ya bölelim. 2. Bunlar da gitti. X eşittir. 6 geldi. Bakın şimdi şuraya Y diyeyim. Y artı 6 santim kesecekti normalde o zaman. Burasını 6 bulduğumuz için. Ama bu ne kesti? Y artı 12 kesti. Demek ki fazladan 6 santim kesti. C şıkkı. Eşkenar üçgen olduğu için ve bu parçalar dörder dörder eşit olduğu için arkadaşlar haliyle ne olacak bakın. Burası şimdi 90 derece, burası 90 derece. Bunlar eşit. O zaman bu bir açı ortay. Yani şöyle 30 derece dediğimiz zaman 2 kökçü olacak 60'ın karşısı. 30'un karşısı da 2. Demek ki karenin bir kenarı 2'ymiş. O zaman eşkenar üçgenin, yeşil eşkenar üçgenin bir kenarı 8 olur. 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten 16 kök 3 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Şey E şıkkı pardon. Şimdi arkadaşlar bakın dökülen kısım şu üstteki kısım beyaz kısım o zaman buraya A diyelim 14 eksi A diyelim döküldü böyle 3'üne ve hacmi 36 pi çarpı 14 eksi A eşit olacak pi çarpı 9 çarpı bunun da yüksekliği A bundan 3 tane var böylece 36'yı e, ee, bölersek şimdi 9'a 4. Burayı bölersek 3. O 4 çarpı 14 eksi a eşittir. Piler de gidince 3a oldu. 56 eksi 4a eşittir 3a'dan. A 7a 56'dan a 8 oldu. Demek ki bizden istediği su yüksekliği bardakların yüksekliği 8'miş e şıkkı. Kenarları 2 birim ve 4 birim demiş arkadaşlar. O zaman burası 2 birim, burası 2 birim, burası 2. Burası da 4 birim olacak bakın. Şimdi e, 90 derece e, şöyle alfa, beta dersek küçük kenar alfa yine görüyor. E, burada da yine küçük kenar alfa görüyor. Bakın buraya beta dersem alfa artı beta 90 olduğu için aradaki bu açıya 90 derece kalacak demektir. Bizden kesişim noktalarından olan E'nin apsis değerini istiyor. Tamam buna göre o zaman bakalım şimdi artık. Oran olan yerden paralel çekmek mantıklıdır. Şöyle bir paralel çekersem, Böylece orta tabandan dolayı bakın 2'nin 4'ü oranı burası da 1 olacak. Kelebek benzerliğinden dolayı arkadaşlar dikkat edin lütfen. 1'e 4 oran. O zaman bize bu neyi getiriyor? Şurası 4A ise burası A olur. EF diyelim buraya da. Böylece artık şunu söyleyebilirim. Buradan da E noktasından bir dik indirirsem karşılıklı oranlar eşit olur. Böylece bir TF uzunluğu B ise OT uzunluğu 4B olacaktır. Totalde o zaman 5B 2'ye eşit arkadaşlar. B 2 bölü 5. Bize neresi lazım? Hemen onu da görelim. E noktasının apsisi yani şurası yani 4B. O zaman 4B de buradan 4 çarpı 2 8 bölü 5 1.6 E şıkkı